Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kalma, hoş geldiniz gençler. Bugün biliyorsunuz dün akşam balıklarımızı satmıştık. Akvaryumumuz bomboş. Akvaryumda bir şey kalma. Akvaryum şu anda berbat görünüyor. Arkadaşlar peki ne yapacağız bugün? Oğlum şurama bir ateş etmiş sivilce var ya, hala gitmedi. Gençler bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi abi bunu çıkarttım. Bu dış motoru şeysi var ya, onu çıkarttım balıklar oradan girmesin diye. Arkadaşlar buraya yavru balıklarımızı koyacağız. Peki hangilerini koyacağız? Arkadaşlar sarı, mavi ve bir tane beyaz olan yavrularımızı bu akvaryuma geçireceğiz. Lakin şöyle bir şey yaparak. Arkadaşlar şimdi bu kaleler burada kalırsa ne olur biliyor musunuz? Şu kaleler orada kalırsa, şu an hepsi dağılmış bir şekilde de. Orada kalırsa ben yavruları alacağım vakit arkadaşlar, eminim ki içine giren, içinde çıkartamadığım olabilir. Çünkü çok ufaklar, girdiklerinde su çekildiği zaman o şato, çünkü çok bir sürü kıvrımlar var, içinde kesin yavru kalır. O yüzden şatoyu neyim çıkartacağım gençler. Beni görüyor musunuz? Görüyor olmazsınız. Lütfen like ve yorum yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Beni çok çok mutlu edersiniz. Hayır, beni mutlu etmek isteyen varsa aranızda böyle bir şey yapabilir yani. Vallahi arkadaşlar peki ne yapacağız? Acaba diyorum bitkileri çıkartayım mı? Bitkileri de mi çıkartsak lan? Çok mu saçma oluyorsa? Ama tüm yavrular bitkilere gider arkadaşlar. Bakalım eğer bitkilerin çok böyle herkes oralara giderse bitkileri de çıkartalım. Sadece şu testi kalsın. Testiyi gördünüz mü? Testiyi ben de şu an kameradan görüyorum. Ha şu. Evet. Buraya da arkadaşlar şey yapacağım, yunuslarımı getireceğim ama komple suyunu yenileyeceğim yani. Zaten suyu kirlenmişti. Hatta benim bir de bir motora da ihtiyacım vardı. Bir tane tekli motor buradan ayrılacak, onu da köpek balığına götürürüm artık. Çünkü köpek balıklarına hava veriyor mu vermiyor mu bir ayrı garip oldular. Artık bir de şöyle bir şey var, köpek balığının motorsuz yaşayabileceği düşüncesi bana gelmeye başladı. Şimdi diyeceksiniz ki ya öyle şey olur mu falan filan. Arkadaşlar bu sadece bir teori. Neden böyle bir şey hissettim onu söyleyeyim. Arkadaşlar o köpek balığında şunu fark ettim. Lepistesler gibi, beta gibi ya suyun yüzeyine vuruyor, aşağı iniyor. Yani bir hava alıp aşağı inme hareketi yapıyormuş gibi bana geldi. Tabii bu nasıl oluyor yani tam olarak bilemiyorum ama bunu araştıracağım. Sanki bana bu hayvan havasız da yaşar gibi geliyor. Yani zaten havayı bu hayvan yukarıdan alıyormuş gibi geliyor. Sadece öyle bir hissiyat içime doğdu sadece. Onu da söyleyeyim yani. Hemen arkadaşlar böyle o motorları çıkartın, balıklar ölsün demiyorum. Ben ilk önce bunu tam olarak tespit edeyim, ondan sonra size daha doğru bir şey söyleriz. Arkadaşlar bu arada yunuslar gitti ya. Akvaryumu birazdan size göstereceğim. Salyangozlar vardı burada. Yani yunuslar hiç hayretmiyordu. Yani onlar varken hiç gezemiyorlardı. Şu anda yılan gibi kumda desenler çıkmış arkadaşlar. Yani dün akşam bayağı bir hareket etmiş salyangozlar. Burada minare salyangozu var bu arada. Ha arkadaşlar, en kısa zamanda bizim bu hani adi salyangozlar var ya, onlarla ilgili de bir video gelecek. Hatta o şişeyi direkt kesip göstereceğim sizlere. O zaman gençler başlayın. Ha bu arada dün verirken biliyorsunuz zaten geçenki videomuzda yumurtalar vardı. Yumurtaları getirdik, şöyle koyduk. Yumurtaların durumuna şöyle bir bakıyorum ama sanki hepsi beyaz mı anlamadım ya. Biraz daha zaman geçsin tam olarak ben size söylerim. O gün halbuki bayağı güzel duruyorlardı da. 2 günlük yumurta arkadaşlar. Bakalım nasip artık. Abi başlayalım. Lütfen like yorum yapmayı unutmayın canlar. O zaman abi işe neyle başlıyoruz biliyor musun? Camı da kırdık zaten geçen biliyorsunuz, üstüne bastık. Şatoları almayla işe başlayalım o zaman. Hadi. Ha bu arada arkadaşlar yavruları sayacağım ben. Yani yavruların sayısını gerçekten merak ediyorum. Yavruları sayacağız. Evet arkadaşlar, akvaryumun iç dizaynı bu şekilde oldu. Şunu bir kapatayım. Hatta üstünden ışık da vururuz birazdan. Arkadaşlar genel olarak şu yansımayı bir kapatayım. Şurası bu şekilde. Ben birazdan ışık vuracağım şuraya, daha iyi göreceksiniz. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sadece bir tane gemi bıraktım. Sebebi de o gemi ufak olduğu için o kadar da tırtıklı yerleri yok bunun kadar. Bu çünkü bayağı bir büyük yani. Ve bu çok güzel ya. Bu benim ilk süsüm herhalde diyebilirim. Şu anda arkadaşlar böyle bir şey almaya kalksak herhalde bir 100 küsür lira ödersiniz yani. Nevşehir'de arkadaşlar normal taşı oyuyorlar, satıyorlar. Hani el emeği, işçilik falan deyip yani 70-80 lira istiyorlar. Böyle bir şey demek ki almaya çalışsak çok para eder. Hatta bu bayağı uzundu da şurayı kestik arkadaşlar. Şu akvaryumu oturtabilmek için biliyor musunuz? Ben normalde ilk akvaryumum bu, dediğim gibi bu küçük olan. Bu koca şeyi bunun içine koymuştum. Ay be, ne günlerdi.
Çok seviyorum o yüzden. Yani manevi değeri var bunun bende. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz gençler? Yavrularımızı topluyoruz. Oradan bu kovaya koyacağız. Saya saya koyacağız. Ondan sonra aşılamayla birlikte bu akvaryuma gönderip ışığı tepelerine vuracağım reisler. Işığı tepelerine vuracağım. Bakalım burada kaç tane yavru var? Tahminlerinizi hemen şu anda yorum kısmına alıyoruz. Ve ben de bir tahmin yapacağım. Arkadaşlar ben de bir tahmin yapacağım. Şimdi videoyu bir durdurun. Yorumunuzu yazın ve hemen gelin. Evet. Durdurduğunuzu yazdığınızı varsayıyorum. Arkadaşlar şimdi ölen kalan illaki oldu. Yani şu an görüyorum 2-3 tane falan mesela ölü var. Yavru da bayağı verdik. Ama hesap yapmayın ya. Siz de hesap yapamazsınız sonuçta. Vallahi arkadaşlar ben diyorum ki bir 350-400 tane falan olması lazım diye tahmin ediyorum. Bakalım sayı neymiş. Bunları da arkadaşlar buraya geçirirken yine tahmin yapacağız. Yine sayacağız. Merak ediyorum ben yani artık kaç tane kaldı balığımız. Onu bir görelim. O zaman arkadaşlar ne yapalım biliyorsunuz mu? Balıklarımızı toplamaya başlayalım. Evet arkadaşlar balıklarımızı topladık. Aşılamayı şu anda yapıyoruz. Kovayı doldursun ondan sonra balıklarımızı geçiririz. Yalnız arkadaşlar tahminimden az bir balık çıktı. 125 tane. Hatta biraz daha küsuratı da vardı. 128-130 diyelim. 130 tane falan yavru geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünüyorum acaba bunlar ne kadar? Çünkü bayağı vermişiz. Ölenler de olmuş. Tabii 2 tane mesela orada. 2 tane burada. Ondan sonra 1 tane burada. 1 tane burada. Aa, bir tane yaşayan altta var. O mesela derken böyle böyle kayıplarımız oluyordu. Zaten şuraya açtığımız zaman burada bayağı bir kaybımız olacaktı. Mesela bir tanesi ölmüş orada dolanıyor şimdi. Burada da aşılamamızı yapıyoruz. Aşılama bittikten sonra bu kovayla arkadaşlar buranın suyunu boşaltacağım. Buraya temiz bir su koyacağım. Bayağı bir kirlenmiş çünkü. Ondan sonra bu yavrularımızı yeni yerine koyacağız. Merak ediyorum yunuslar kaç tane gerçekten. Şu an arkadaşlar peki bizim kaç tane balığımız var onu da söyleyeyim. 30 tane bir bizim orada sarı kusturdum ben tamam mı geçenlerde. 20 tane büyük anaç vardı, 50 tane orada balığımız var. Diğer tarafta da kahvehaneye arkadaşlar bir 100'e yakın götürmüştük. Yani bir 150 orada, 150 burada, 300 tane balığımız var diyelim. Buradakiyle birlikte işte bir 450 tane. Evet bir 400-450 tane falan balık kalmış olması gerekiyor. Ama yunuslardan tabi bayağı bir zayiat da verdik. O da ayrı konu. Bakalım aşılamamız tamamlansın. Derecelerini ölçmedim. Aynı evin aynı suyu yani. Yani derecesinde büyük bir fark olacağını sanmıyorum. Hatta ikisinin de aynı olacağını zannediyorum. O yüzden direkt aşılamayı yapacağım. Balıklarımızı geçireceğiz inşallah. Burada yumurtalarımız dönsün. Bunu aşağıya iyicene batırdım arkadaşlar. Bu hem akvaryumda kuluçka işte olacak hem de akvaryuma hava veren malzememiz olacak. Gayet güzel oldu. Bunlar da burada aşılansınlar. Sonra yunuslarımızı hak ettikleri gibi güzel geniş bir yere koyalım tertemiz. Yunuslarımızın kalanlarına artık iyi bakalım. İnşallah zayi olmasınlar. Lepisteslerimiz yine orada. Arkadaşlar lepistesleri de şuradan şuraya almayı düşünüyorum. Hazır böyle bir imkan doğmuşken kendi sularıyla birlikte geçireceğim. Zaten olsun nereden baksanız buranın şu kadarını doldurur. Kalanını da ben aşılama yöntemiyle o akvaryumu doldururum. O havayı da arkadaşlar köpek balığına götürmeyi düşünüyorum. Hatta bir bakalım köpek balığı ne durumda. Aa bakamayız pardon bir saniye. Oraya Japon aldım. Japon balıklarıyla köpek balıkları şu anda bir olarak duruyorlar. Japon'un ayrıca bir videosunu çektiğim için. Onu ilk önce atayım ondan sonra köpek balığını göstereyim size. Durum vaziyet şu anda bu şekilde. Aşılamamız bitsin. Hemen geri geleyim o zaman. Videolar aşılamamız tamam. Aşılamayı hallettik. Peki bu sandalye burada ne arıyor? Arkadaşlar ben şöyle bir şey yaptım. Baktım ki camın içerisinden yağlanmış. Onu bir iyice sildim. Hatta bakarsanız sarı sarı o sildiğim yerin beyazı sarardı ama pek ha şu an flash var, efekt var. Siz onun sarılarını göremiyorsunuz o kadar. Hani bazı kızlar böyle Instagram'a resim atarken bir sürü efekt mefek yapar ya. Hatta en son Sibel Can'ın Acun'la ilgili bir yani Acun'la bir fotoğraf vardı. Acun çok farklı şekilde görünüyordu. Şu an şuna bakıyorum aynı o şekilde. Ya. Aslında bu sapsarı biliyor musunuz? Kamera aslında bunu sarı olarak gösterir de dediğim gibi efekt. Ondan sonra tepedeki ışık ve telefonun da flashını yakınca orası bembeyaz görünüyor. Artık düşünün size video çekerken nelerle uğraşıyoruz. Arkadaşlar artık yavrularımızı geçirelim. Akvaryum gayet temiz oldu. Bir dip çekimi istiyor mu bu akvaryum arkadaşlar? İstiyor. Bir dip çekimi gerçekten istiyor ama ve lakin benim dip çekimi yapabileceğim kovam yok şu anda. O yüzden öyle bir sıkıntım var. Üst tarafı ışıklandırıyoruz. Balıklarımızı hemen salıyoruz o zaman.
Arkadaşlar şu anda görüntü kontrolü yapıyorum. Hangisiyle daha güzel çıkıyor diye. Bir saniye. Şu anda bu şekilde. Flaşımızı kapatalım bir. Flaşımızı kapatınca da arkadaşlar bu şekilde geldi görüntü. Arkadaşlar bu görüntüyle birlikte gönderelim. Yo yo bu görüntü daha güzel evet. Böyle şu anda daha güzel çıkıyor. Efekt yani akvaryumun tonu da şu anda çok güzel çıkıyor. Gayet güzel. Tamam o zaman şunu şöyle alalım. Bu da çok az bir yansıma yapıyormuş. Balıkların geçişini güzel bir şekilde yapmak istiyorum. Evet şu anda sıfır yansıma. Akvaryum çok güzel bir şekilde görünüyor. Gerçekten güzel. Az önce hatırlarsanız hiç göremiyorduk bile. Yani üç tarafı da parlıyordu. Yani akvaryum üç parça gibi şöyle şöyle parlıyordu. O zaman bismillah deyip bu işe başlayalım. Anam 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 anam. Bu yere mi dökülmüş? Birazcık yere dökülmüş. Allah'tan bu parkeleri hemen siliyorum da. Yoksa kalkar ya. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapalım hemen? Yakalayalım pampa. Ama nasıl yakalayacağız? Şimdi o var. Bu kısmı size gösterebilir miyim acaba diye şöyle bir düşündü Mücahit Doray. Şunu şuraya file gibi koysam. Bu kovayı buraya boşaltsam. Evet çok mantıklı bir hareket. Bence değil. Mantıklı lan. Evet böyle yapacağım. Sonra da şuradaki küçük aradan. Şunu da şöyle yaklaştırayım da. Heh. Tamam. Hemen hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar balıklarımızı aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Onları yeni yerlerine kavuşturalım. Umarım burada daha güzel boylanırlar. Bu akvaryumda küçük küçük yavruları görmek de bir değişik oldu. Normalde burada devasaları görmeye alışıktık. Yalnız ölü balıklardan buraya da gelmiş. Hatta 3 tane 4 tane. Aslında ben bunları ayıkladıydım ama şöyle süzgeçimle hemen süzdüm. Arkadaşlar yavrular akvaryuma dağıldı, saçıldı. Vallahi hiç yavru görünmüyor neredeyse. Yani görünüyor tabii elbette. Şu fileyi bir şuradan bir çıkartayım. Şuraya bir gelsin. Ana şurada iki tane mi kalmışlar? Bir tane kaldıydı diye hatırlıyordum. Neyse onu da alırız birazdan. Arkadaşlar durum vaziyet bu şekilde. Yani akvaryumda şu anda hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Vay be. Ama zaten hemen balıklar kıyı köşeye gitti arkadaşlar. Eğer ki böyle olmaya devam ederse şey yapacağım yani siz söyleyin. Bu çiçektir vesaire çiçek böcek her şeyi çıkartırım. Tam yüzecek alanları olsun diye. Şu an şu anda 50-60 tane tek görüyorum. Yarısını görüyorum diğer yarısını göremiyorum. Gerçi diğer yarısı da şuradaymış. Abi çiçekleri kaldırsak mı ya? Zaten her halükarda burada bize bir görüntü sunmaz yani. Akvaryum boş gibi geliyor. Hatta şu anda siz baktığınız zaman eminim ki çok az balık görüyorsunuz. Akvaryumun görselliği diye bir şey yok yani şu anda. Ne yapabiliriz? O bitkileri alalım abi. Evet arkadaşlar karar verdim o bitkileri alacağız. Çünkü yani şöyle bakıyorum da yani hepsi bir dibe falan gitmeye başladı. Hele birazdan tamamen gidecekler. Hiçbir şey göremeyeceğiz falan. O yüzden öyle yapalım. Ama bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Abi işte bu akvaryuma şey al. Tropeus falan al dediler. Frontoz al dediler. İşte yok yavrusu 10 TL falan. Arkadaşlar öyle olduğu zaman şöyle bir hata var. Yani sizin şehrinizde ne gidecekse onu üretmeniz lazım. Yani bu balığın yavrusu 100 TL de olsa mesela X balığının yavrusu 100 TL de olsa eğer ki gitmiyorsa almaya gerek yok. Tanıyorum arkadaşlar. İki tane tanıdığım var. Tropeus besliyor. Bu hani bantı küçük olanlar masva mı oluyor ne oluyor bilmiyorum. Masva herhalde tam bilmiyorum. Mesela ikisi de o kadar da keyifli tad almıyor yani. Şöyle söyleyeyim üretiyorlar ama kendilerini üretiyorlar yani gitmiyor. Tanesi 10 TL diyoruz belki ama gitmiyor arkadaşlar. O yüzden Tropeus almam yani üretiriz üretiriz elimizde kalır sıkıntı olur. Ondan sonra en azından ciklet türünden beslersek rengarenk bir şey yapabiliriz bu akvaryuma. Misal veriyorum frontozo mesela arkadaşlar. Aynı hakeza o şekilde. Yani kimin evinde frontozo gördük? Yani kimsenin evinde ben bu zaman hazır görmedim. Yani frontozo da gidişatı o kadar hızlı olan bir balık değil. Bize de bir sürü yavru oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Zaten bu işin eğlencesi ne? Yavru alıyoruz, işte kendimize iş çıkartıyoruz. Bunları size gösteriyoruz. Yani frontozo ağzına bir yavru alıyor. Zaten 5 gün sonra kusturuyoruz. Çok yavaş hareket ediyor. Frontozo da bize gelmez. Ha belki görsellik açısından denk gelirse şayet uygundan belki bir iki tane atarız. O ayrı konu ama buraya komple frontozo akvaryum yapmak pek mantıklıcı olmaz. Yani buraya ben normal ciklet akvaryumu yapsam, karışık karma bir ciklet akvaryumu yapsam
daha güzel olur, daha hoş durur. Hem de bize de video konusu çıkar. Dediğim gibi bu şekilde bir şey düşünüyorum. Hani sizin de yorumunuz neyse alta yazabilirsiniz. Tropius besle diyen arkadaşlarımız için bunu söyledim. Ha, bu Tropius cinsi balıkta üniversite gibi bir şey. Yani öyle bir yazı okumuştum. Hani ilk sınıf, ilkokul Japon balığı, ortaokul işte Lepistes, lise Ciklet, işte üniversite Tropius, işte Discus Miscus da artık doktora muhtara diye bir paylaşım yapmışlar. Ki gerçekten hoşuma gitmişti o paylaşım. Vallahi arkadaşlar durum bu şekilde şu anda. Dediğim gibi balıklar neymiş hiç görmüyorum ama balıklar burada gerçekten güzel canlandı. Yani bayağı bir büyür diye ümit ediyorum. Çünkü artık son satışlarımızda, son verişlerimizde yani görünmeyen balığı verdik neredeyse yani. Gerçekten o kadar ufak balıkları verdik. Yani şu an ben bakıyorum da bazıları gerçekten verilecek gibi değil ama verdik yani. İstediler verdik. Yani yeni doğmuş balık bir ay sonra verdik. Düşün. Öyle yunuslar verdik yani. Öyle mesela sarı prensesler verdik. Dün de mesela yine o şekilde oldu. Neyse arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Yalnız bunlar çok mu dönüyor? Neyse dönsün de belki birazcık kısabiliriz. Şöyle bakıyorum ne işimiz kaldı. Bitkileri sonra geçiririz. O zaman diğer kısma geçiyoruz. Burayı temizlemeye ve burayı halletmeye ve iki tane yavru kalmış burada. Biri sarı, biri mavi. Buraya arkadaşlar yunuslarımı geçireceğim. Şu ışığımı bir yakayım hele. Oraya arkadaşlar bir saniye böyle nasıl görünüyor? Aa böyle de güzel görünüyormuş lan. Işık açmayı unuttuk. O kadar çok efektleri denedik ama ışığı unuttuk. Arkadaşlar burayı da komple sıfırlayacağız ama ilk önce bir gideyim kahvaltı yapayım. Videonun arasında kahvaltı yapacağım. Çünkü gerçekten acıktım. Kahvaltımı da daha yapmamıştım. Uyanır uyanmaz buraya geldim. O zaman hadi başlayalım. Yok. Ne başlıyoruz? Ben bir yemek yiyeyim ondan sonra gelip başlayalım. Arkadaşlar bu akvaryumumuzun da suyunu boşalttık. Bayağı bir zor oldu 10 litrelerle boşaltmakla. Arkadaşlar bunun 3'te 2'sini dolduracağız sadece. Yunuslara fazla bir bu baskınlık yaptırmayacağım. Yani dibe çok da çöktürtmeyeceğim balıkları. Ondan sonracıma yalnız arkadaşlar içeriden yağlanmış görüyorsunuz. Hatta göremiyoruz yani. Şöyle elimi koyduğum zaman daha iyi görürsünüz. Ha, şimdi daha iyi görünüyor. Yani bayağı bir yağlanmış. Şimdi o yağları bir silelim. Ondan sonra bir hortum çekip öyle getirmem lazım suyu. Hortumum da boyu yetişmiyor ama hortuma bunu ekleyerek bir şeyler yapacağım. Çünkü yani 10 litre 10 litre su dolmuyor ya da boşalmıyor. Bayağı bir zor oluyor. Bunun o zaman içini silelim hemen gelelim. Bakalım yunusları atınca buraya nasıl güzel olacak. Arkadaşlar suyumuzu doldurmaya başladık. Ortada bir et yaptım. Şöyle size göstermeye çalışacağım birazcık bir saniye. Ha, gördünüz. Mavi ile beyazı iç içe soktum. Tabii beyaz biraz kıvrılarak anca giriyor. Lakin şu anda bir sızdırma var. Neyse ki akvaryum şu kadar bir boşluğu var. Bu da bir yandan doluyor olacak. Ama burası dolmadan buranın dolması lazım. Acaba böyle bir ihtimal var mı? Onu merak ediyorum. Gerçi burada akış daha hızlı ama göreceğiz bakalım bir 10 dakika sonra falan kendisini belli eder. Ya bize daha da uzun gerçekten bir hortum lazım. En azından bu mesela boşaltırken falan kovayla falan hiç olmuyor arkadaşlar. Nereden baksanız bu mavi hortumdan bir 5 metre falan daha uzunu gerçekten işime yarayacaktır diye düşünüyorum. Belki ileride alabilirim. Bakalım suyumuzu dolduruyoruz. O da şimdi oradan şey yapıyor. Bunu da buradan geçittirdim. Arkadaşlar bu şimdi kapak ağırlık yapıyor hortuma. Eğer ki kapak olmazsa bu hortum geriye çekilecek, düşecek. Yani eğer kapak olmasaydı düşünüyorum da bu işi ancak iki kişi yapardı. Yani tek kişi olmaz mümkün değil. Umarım bu kısım dolmadan bu kısım dolar. Vallahi burası dolacakmış gibime geliyor yani açıkçası. Her ne kadar bayağı bir alanı da olsa şu kadar falan dolduracağım. Göreceğiz. O damlaya dolduramaz ya o kısmı. Öyle tahmin ediyorum. Neyse son durumu size göstereceğim. Şimdi birazcık bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar yunus yavrularımızı geçirdik. Hiçbir şey görünmüyor. Arkadaşlar 60 tane falan sağ çıktı. Ana onlar da şu an yerde öyle yatıyorlar. Ya abi çok. Şu narin bir balık ya. Görüyorsunuz şu an hepsinin karnları görünüyor yani. Umuyorum ki şoka girmiş olsunlar. Çünkü son itibariyle ben haşlamayı da yaptım. Uzun uzun da bekledim ama çok narin ya. Bak su değişimine bile gelmedi yani. Bakalım eğer yaşayan olursa yaşar, yaşamayan olursa artık son yunuslarımız da gitmiş olacak böylelikle. Yok ya yemin ediyorum yunustan tad almadım ben. Yunusun büyükleri çok güzel izlemesi görseli ama yunusu üretmek gerçekten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani üretiyorsunuz çok güzel ama çok iyi bir bakım yapmak lazım ya. Umarım kalkarlar. Kalkarlarsa güzel olur. Yani belki şok olmuş olabilirler. Belki birazdan kendine gelecek olabilirler. Zaten gelse de büyük ihtimal öyle zannediyorum ki ölürler. Bilemiyorum artık ne olur.
Şuraya da arkadaşlarla pisteslerimizi alacağız. Şimdi onları da şu camı sileceğim. Suyuyla birlikte geçeceğim arkadaşlar. Riske gerek yok. Onun dışında buradaki barlar gayet güzel. Yani sarı, mavi, beyaz işte. Bizim sevdiğimiz koalisyon. Hepsi oralarda buralarda yüzüyor görüyorsunuz. Işığı da yok şu anda. Gerçi o hortum daha çekmedim. Baya bir iş yaptık ya. 2 saattir falan buradayız büyük ihtimalle. Ve yani onların o şekilde olması insanı gerçekten canını sıkıyor. Burada yine bir sürü mesela ölü falan var. Ölüleri falan buraya attım. Gerçi ölülerin çoğunu topladım attım da. Bakalım ne olacak. Kalkacaklar mı kalkmayacaklar mı? Göreceğiz. Zamanla bir yarım saat sonra falan kendileri belli ederler. Şimdi ne yapacağız peki? Şu suyu arkadaşlar tamamen boşaltalım. Şu havluyla içini silelim. Vallahi ben de acayip yoruldum. En son toparlayayım size öyle göstereyim gençler. Arkadaşlar akvaryumdaki son suyu da çektim. Ay, görüyorsunuz hep mesela ölmüşler. Bu şekil ölüyorlar. Yani kaç tane? 3, 4, 5, 6. Yani nereden baksanız yine burada bir 10 tane var. Yani bir sürü daha alıp attık. Ha, bunlardan şimdi hiçbirisi şu anda hareket etmiyor. Ki yani biliyorsunuz en iyi detayına kadar haşlamasını, su derecesini yapıyorum ama Yunus yavrusu enteresan. Arkadaşlar avrotus alırız. 2-3 çeşit almayı düşünüyorum. Çeşit balık olarak. Bakalım. Aldığım zaman size gösteririm. Şunu şimdi dökelim. Şunların suyuyla birlikte buraya geçelim. Yalnız bunu bir silelim. İyice kirlenmiş. Bakar mısın? İki tane balık yapışmış. Bir tane burada, bir tane şuraya. Enteresan ya.